Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması, Google Takvim uygulamasını anlatacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz indirip yükleyebiliyorsunuz. Burada ben iOS kullandığım için App Store'a giriş yapıyorum. Ardından arama kutucuğuna Google Takvim yazmam yeterli. Gördüğünüz bu uygulamayı arkadaşlar indirip yükleyebilirsiniz. İndirip yüklemek tamamen burada ücretsiz. Uygulamayı aç diyerek giriş yapalım burada. Evet, uygulama böyle bir girişle karşımıza geliyor. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi Google Takvim takviminize erişmek istiyor diyor. Burada izin ver diyerek ilerliyorum. Burada hangi Google hesaplarımdan giriş yapmak istediğimi belirleyebilirim. Burada istediğim Google hesaplarını aktif ediyorum. Ardından başla diyerek ilerliyorum. Kişilerimize erişmek istediğini söylüyor. İzin ver diyerek ilerledim. Burada bildirim göndermesine izin verdim. Buradaki izinler çok önemli arkadaşlar. Bunlara izin vermeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi takvimimiz ayarlandı. Burada mevcut takvim böyle hoş bir arayüzle karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi sağ alttan yeni görev veya hatırlatıcı ekleyebiliriz. Hatırlatıcı ekle diyerek burada gördüğünüz gibi bana hatırlat yerine örneğin doğum günü diyebiliriz. Yinelemeyi açabiliriz. Yani bunu her gün, her hafta, her ay, her yıl olarak ayarlayabiliriz. Her yılı ayarladım. Gördüğünüz gibi tüm gün boyunca veya belirlediğim bir saat aralığında bunu aynı şekilde belirleyebiliyorum. Ardından kaydet diyerek ilerledim. Gördüğünüz gibi 15 Nisan'ı her yıl bana hatırlatacak bu sayede. Yani aslında bir nevi alarm kurmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde görev ver diyerek buradan başka ekle diyerek bir görev de oluşturabiliriz. Örneğin iş olarak bir başlık etiketleyelim. Ayrıntı etiketleyebilirsiniz burada. Aynı şekilde yenileme yapabilirsiniz. Görev ekleyebilirsiniz. Görevler için yeni liste oluşturabilirsiniz. Kaydet diyerek gördüğünüz gibi bugün özel bir iş planı da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Burada etkinlik sayfasında yine karşımıza çıkıyor. Etkinlik de etkileyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada aynı başlıkları yazdıktan sonra istediğimiz tarihi etiketliyoruz. Saat aralığını etiketliyoruz. Veya diğer seçeneklerden belirlediğimiz bir yinelemeyi de seçebiliriz burada. Davetli ekle diyerek hesabımıza kayıtlı kişileri ekleyebiliriz. Veya video konferans etiketle diyerek burada Google Meet'te video konferansı da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yer ekleyin diyerek mevcut bir konumu Google Maps'ten ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde varsayılan rengini belirleyebiliriz. Ve burada bildirimi kaç dakika önce alacağımızı da belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve ne şekilde e-posta ile olabilir veya normal takvimden gelen bir bildirim olabilir. Açıklama ekleyebiliyoruz. Ek iliştirin yani bir dosya burada ekleyebiliriz. Ardından bu ekler de yine Drive'dan geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Takvimin varsayılanını gizli, herkese açık şekilde görünürlüğünü değiştirebiliyoruz. Veya burada gördüğünüz gibi müsait veya meşgul şeklinde gösterebiliriz bu alanı. Kaydet diyerek yeni bir başlıksız etkinlik oluşturduk arkadaşlar. Sağ üstten yine hesaplarımıza erişebilir. Farklı bir hesaba giriş yapabilir. Aynı şekilde buradan yeni takvimimizi görüntüleyebilir. Arama yerinden oluşturduğumuz bütün etkinlikleri, görevleri buradan takip edebiliriz. Aynı şekilde soldaki program seçeneğinden güne geliyoruz. Gördüğünüz gibi gün içerisinde 24 saatte ne yapacağımızı da burada ekleyebiliriz. 3 gün, hafta veya ay şeklinde de bunları planlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etkinliklerimiz, görevlerimizi ve hatırlatıcılarımızı burada ayrı ayrı görüntüleyebilir. Doğum günleri veya tatilleri de burada ayrı ayrı görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Ayarlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi genel ayarlarına giriyorum. Hafta başlangıcını değiştirebiliriz buradan. Cihazın saat dilimini, alternatif takvimleri, hafta numarasını göstermeyi, reddedilen etkinlikleri göstermeyi, kısa girişleri 30 dakikalık girişlerle aynı şekilde göstermeyi açıp kapatabiliriz.
etkinlik resimlerini gösterebilir veya kapatabilir. Varsayılan etkinlik süresini veya davetiyeleri de buradan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video konferansı da yine buradan ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Gmail'den etkinlikleri de yine buradan etkinleştirebiliriz aynı şekilde. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.